Burası Türkistan. Yüz ölçümü 6 milyon kilometreden daha geniş bu topraklarda yaklaşık 100 milyon Türk yaşıyor. Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan topraklarının tamamı ve Kazakistan'ın büyük bir bölümü Batı Türkistan olarak bilinir ve bu bölgedeki Türkler bağımsız Türk devletlerinde yaşar. Afganistan'da bulunan topraklar Güney Türkistan, Çin'de bulunan topraklarsa Doğu Türkistan olarak adlandırılır. Bahsi geçen toprakların büyüklüğünü ifade etmem gerekirse Doğu Türkistan 1.664.000 kilometre yüz ölçümüyle başlı başına iki tane Türkiye boyutundadır. Hatta konusu açılmışken söyleyeyim. Bir dönem Osmanlı toprağı olarak sayılmaları için Yakup Bey'in girişimleri dahi olmuştu. Konuya dönecek olursak bu devasa büyüklüğe rağmen Doğu Türkistan Çin'e bağlı özerk bir bölge. Aksi olması durumundaysa Doğu Türkistan İran'ı geride bırakarak yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 18. ülkesi olacaktı. Bölgedeki Türk varlığı çok eski olsa da bu topraklarda tamamen Türkler yaşamıyor. Nüfusun %50'sinden fazlasını Çinliler tarafından eziyet gören Uygur Türkleri oluştururken geriye kalan kısmını ise Çinliler ve diğer etnik ırklar oluşturuyor. İzin verin Doğu Türkistan'daki insanların hayatlarını anlatmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Çin'in çok büyük bir ülke olduğunu ve dünya ekonomisini yönettiğini düşünüyoruz. Peki ya gerçekten Çin'in bu kadar büyük olmasının perde arkasında ne gibi karanlıklar yatıyor? Burası Sincan Uygur Özerk Bölgesi. Yani Doğu Türkistan. Bu bölgede yaşayan Uygur Türkleri Çin tarafından sürekli taciz ediliyor. Hatta özgürlüklerini kısıtlamak yetmezmiş gibi uluslararası hukuk ihlalleriyle insan haklarına aykırı işkenceler yapılıyor ve Uygurların yaşam hakları ellerinden alınıyor. Bu ciddi sistematik ve kapsamlı insan hakları ihlallerinin yanı sıra Çin makamları 2016'nın sonlarından bu yana Doğu Türkistan'ın birçok yerinde sayıları binlerle ifade edilen farklı türlerde siyasi beyin yıkama kampları kurdu. Çok sayıda gizemli ölüm ve yaygın işkence raporları bu sözde mesleki eğitim tesislerinin kurulmasıyla açığa çıktı. Evet, yanlış duymadınız. Uygurlar din özgürlüğü, dil ve kültürel haklar üzerindeki kısıtlamalar sebebiyle onlarca yıldır Çin devletinin ayrımcılığına maruz kalıyor. Bağımsız araştırmacılar Çin'in görünüşte güvenlik ve terör tehditlerine karşı korunma adına Uygurları ve yaşam tarzlarını doğrudan hedef alan acımasız yasaları yürürlüğe soktuğunu ve uyguladıklarına tanık oldular. Çin'in sözde terörle mücadele yasası 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girdi ve şimdiden birçok istismara yol açtı. Taslağın hazırlanması aşırı derecede geniş ve belirsiz dili nedeniyle uluslararası toplum tarafından da büyük ölçüde kınandı. Buna rağmen Çin hükümeti etnik gruplar arasındaki kızgınlığın köklerini incelemek yerine nüfusun küçük bir kesiminin uyguladığı şiddetin suçunu büyük ölçüde İslam'a yüklemeyi seçti. Bu girişimlerden sonra tahminen 1 ila 3 milyon arasında Uygur farklı türdeki siyasi beyin yıkama kamplarında esir olarak tutulmaya başlandı. Konu basında duyulduktan sonra Çinli yetkililer İşkencelerle dolu insanlık dışı raporlara rağmen Ağustos 2018'de bu tür kampların varlığını mesleki eğitim tesisleri olarak yeniden adlandırdı ve bu rezil kamplarda tutulan insanları aşağılayıcı muameleyle eziyet etmeyi sürdürdü. Mahkumlar arasında başarılı iş adamları olmasına rağmen iş bulma şanslarını arttırmak için mesleki beceri eğitimi aldığını iddia etti. Ancak kamptaki mahkumlar süresiz ve herhangi bir suçlama olmaksızın alıkonulmakta ve dini, kültürel, etnik kimliklerini aşındırmayı amaçlayan beyin yıkama derslerine girmeye zorlanmaktadır. Çin yıllardır ülke genelinde Han olmayan gruplarının dini ifadelerini kısıtlamaya çalışmıştır. Ve bu politikalar maalesef Uygur halkı üzerinde çok ama çok etkili olmuştur. Çin Anayasası'nın 36. maddesine göre Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları dini inanç özgürlüğünden yararlanmaktadır. Bu maddeye göre insanların dini faaliyetlerini koruduğunu, özgürce yaşadığını düşünebilirsiniz. Ancak madde, hiç kimse kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunmak için dinden yararlanmaz şeklinde devam ediyor. Ve bu maddeye göre Çin hükümeti, Uygurların dini inançlarının toplum düzenini bozduğunu beyan ederek Uygurları çok acı ama terörist olarak görüyor. Haziran 2017'de Çin, Diyanet İşleri Yönetmeliği'nin gözden geçirilmiş yeni bir versiyonunu kabul etti. Değişiklikler, hükümete dini uygulamaları izleme, dini faaliyetleri kontrol etme,
aşırılığın önüne geçme, sızmaya direnme için tasarlanmış kısıtlamaları içerme konusunda daha fazla kontrol sağlama hakkı verdi. Böylece Uygur Türklerinin dini özgürlükleri tamamen kısıtlanmış oldu. Fakat Çin'in bu otoriter tavrı yüzünden Uygurlar baskılara dayanamayıp dini inançlarından fedakarlık gösterdiler ve Mart 2017'de Doğu Türkistan Bölgesel Hükümeti özellikle İslam'ı hedef alan aşırılıktan kurtulma yönetmeliğini kabul etmek zorunda kaldı. Yönetmelik kapsamında aşırılık belirtileri şunları içerdi. Yüzü kapalı giysiler giymek, düzensiz sakallar çıkarmak, aşırılık sembolleri taşıyan bilgiler yayınlamak veya aşırılıkçı içerik içeren bilgilere sahip olmak. Dahası ebeveynlerin doğacak bebekleri için 28 bebek ismi seçmeleri mevzuat kapsamında yasaklandı. Yani anne babalar çocuklarına vereceği isimlerde bile artık özgür değillerdi. Bitmedi. Dahası da var. Bu tasarı içerisinde 18 yaşın altındaki Uygur gençlerinin namaz kılmak veya dini faaliyetlere katılmak için camilere girişinin yasak olması gibi maddeler de vardı. Müslümanların dini ibadetleri resmi olarak onaylanmış dini mekanlarla sınırlandırıldığı gibi imamlarsa hükümet tarafından seçilmekte ve yoğun bir şekilde incelenmekteydi. Burada aşırıya kaçan kim, insanın bağıra bağıra sorası geliyor doğrusu. Yine 2017 yılında Ramazan ayında restoranların açık kalması için yerel düzenlemeler çıkarıldı ve öğretmenlerin, memurların dini ibadetlere tamamen katılmaları yasaklandı. Bir yıl sonra Çin, iddialara göre panhelalizasyon süreci olarak adlandırdığı süreçle helal gıda ürünlerini yasaklamak amacıyla organize bir çabaya başladı. Camiler gibi dini yerlere erişim, her ziyaretçinin kişisel verilerini tanımlayan ve yetkililere ileten tüm vücut tarayıcıları tarafından izlenildi. Yetmezmiş gibi büyük ölçekli camilerin yıkımları gerçekleştirildi. 2016 yılının sonlarında Çinli yetkililerin ibadethaneleri yıkmak için sistematik bir kampanya yürüttüğü cami düzeltme programı kapsamında yıkımlar hızlandırıldı. Özgür Asya Radyosu 2016 sonbaharındaki resmi kampanya sırasında yaklaşık 5000 caminin yıkıldığını belirtti. Bölgesel hükümet ise eylemlerin gerekçesi olarak güvenlik endişelerini gösterdi. Tüm bunların dışında Türkiye'nin aksine Çin'de ölüm cezasının kullanımı yaygın olarak devam ediyor. En rahatsız edici husus şeffaflığın olmaması. Çünkü genellikle Doğu Türkistan'daki birçok idam cezası mahkemesinde kararların çoğu etkili bir temyiz şansı olmaksızın alelacele uygulanıyor. Ve evet, maalesef ki pek çok ceza şeffaf olmadan verilirken sözde şüphelilere herhangi bir hukuki teslim veya savunma sağlandığına dair hiç ama hiçbir kanıt yok. Doğu Türkistan'da Uygurların keyfi olarak tutuklanması ve gözaltına alınması Çinli ırkçılar için günlük bir rutin adeta. Bu olayların devamında işler dini özgürlükten çıkarak kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasıyla devam etti. Çin hükümeti Uygurların seyahat hakkını kısıtlamaya başladı. 19 Ekim 2016'da Şuar'da yaşayan tüm Uygurların pasaportlarını polise teslim etmesi veya cezalandırılması gerektiğini duyurdu. 2017 yılında bu önlemler Çin'de yaşayan tüm Uygurlara uygulandı ve o zamandan beri yurt dışında yaşayan Uygurlar Çin büyükelçilerinde pasaportlarını yenilemeye çalışırken zorluklarla karşılaşıyorlar. Çinli bir teknoloji şirketi bireylerin yüzlerini tarayan ve elektronik cihazlarından bilgi okuyan 3 boyutlu portre ve entegre veri kapıları isimli bir program tasarladı. Bu tarama cihazları polis kontrol noktalarının birçoğunun yanı sıra okullar ve camiler gibi kamu kurumlarının girişlerinde düzenli kontroller için kullanılıyor. Uygurlar için ifade özgürlüğü fiilen mevcut değil. Pek çok Uygur web sitesi kapatıldı ve yöneticileri etnik birliğe zarar verme veya devlet güvenliğini tehlikeye atma suçlamalarıyla hapsedildi. Öte yandan Uygur dilini zayıflatmak ve bölgede konuşulan Çince'yi arttırmak için kampanyalar sürdürülüyor. 28 Temmuz 2017'de Uygur dili Hotan vilayetindeki ortaokul dahil tüm eğitim seviyelerinde yasaklandı. Politika yalnızca tek bir bölgedeki okulları kapsasa da geçmiş deneyimler Çin'in politikalarını ilk önce yerel düzeyde test etme eğiliminde olduğunu göstermiştir. Şimdiye kadar Uygur dili yasağının gerçekten de Doğu Türkistan'da diğer bölgelere yayıldığına dair göstergeler var. Doğu Türkistan'daki Çin işgalinden önce Uygurların edebi dili Çince'den alıntılar içermiyordu.
Şimdi Uygurca kelimeler harcına çok sayıda Çince kelime dahil edildi. Ve birkaç bin Uygur kelimesi sosyalist yapıya elverişli olmadığı veya ulusal birliği engellediğini belirterek kaldırıldı. Bir dönem Osmanlı toprağı olarak sayılmaları için Yakup Bey'in girişimleri dahi olmuştu. Doğu Türkistan topraklarındaki bütünlüğü sağlayan Yakup Bek, istikrarı sağladıktan sonra İslam dünyasının hamisi konumunda bulunan Osmanlı Devleti'ne elçi göndermiş ve Sultan Abdülaziz Han'dan himaye talebinde bulunmuştur. Devletin Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kabul edilmesini dilemiş ve kendisine biat ettiğini bildirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Yakup Han'ın bu talebini kabul ederek bölgeye asker ve askeri malzemeler göndermiştir. Heyet Kaşgar'da büyük coşku ve sevinç ile karşılanmış, hutbeler padişah adına okunmuş ve paralar da Sultan Abdülaziz Han adına bastırılmıştır. Doğu Türkistan semalarındaysa Osmanlı sancağı dalgalanmıştır. Fakat bu süreç yaklaşık olarak 5 yıl sürmüştür. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Çünkü videoya like atmanız algoritma açısından oldukça değerli ve beni yeni insanlara öneriyor. Sizin desteğinizde daha fazla insanı kucaklayabilir ve kucaklaşabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.